Mülk ne kadar haksa, güvenlik de o kadar haktır. Türkiye'nin 90'lı yıllara dönmesine, güvenlikçi politikaların öne çıkmasına da asla müsaade etmeyiz. Etmeyeceğiz. Polisimize, askerimize bireyin hakkını ihlal edecek yetkiler şüphesiz ki vermeyiz. Verilen yetkileri aşmasına, kötüye kullanmasına da asla göz yummayız. Geçen yıl Gezi olayları sırasında yaralanan ve sonrasında maalesef hayatını kaybeden bir çocuğun, üzülerek ifade ediyorum, ölü bedeni üzerinden her türlü aşağılık saldırıya maruz kaldık. İstanbul'da talihsizce ölen çocuk için sahte, yalan ifadelerle ekmek almaya gidiyordu. Halbuki hiç alakası yok. Maalesef terör örgütünün maşası olmuş durumdaydı. Ancak bu gösteriler sırasında ateşli silahla kasten öldürülen Burak hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Daha önceki hafta Diyarbakır'da vahşice öldürülen üç genç, o malum çevrelerin ilgi alanlarına hiç girmedi. Bu vahşice katledilenler insan değil mi? Ya Kobani için bu kadar dertlisin de, Kobani'nin dışındaki şehirler için niçin senin en ufak bir derdin yok? Kaldı ki Kobani'de şu anda kimse yok. Kobani'de olanların hepsini zaten biz aldık, ev sahipliği yapıyoruz. Şu anda Amerika'nın bölgede yapmış olduğu son hava operasyonları aslında oradaki Kürtlerle ilgili değil, tamamen IŞİD'in oradaki kuşatmalarıyla alakalı bir konu. Ve Kobani eğer stratejikse bizim için stratejik. Amerika için stratejik değil.